patronun o becerisi üzerinden gidiyoruz. Biz de ekmeği kim satın alır, nerede alır, nerede yapabilir, nerede örgütlenmesinin faydası budur arkadaşlar. Sadece şurada oturup çay içsek bile istiyoruz. Pandemi normalde, yani pandemi nedeniyle olduğumuzdan sorabildiğimiz her şeyi sorun. Tam yeri, becerim yok, sadece oya yapıyorum, sadece... Bence harika bir maya çalıştığı bir yerde. Mesela o İngiltere ile ihracat yapan, ihracat işçisi olan bir firmaya giderseniz havada kaparlar kaparillerinizi. Yani hiç şey yapmayın, geliştirebildiğiniz kadar geliştirip bir de marka almış. Evet, şimdi mesela, konuda size ihtiyacım var. Mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Konya Bahri Dağdaş Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile ortak bir projesi vardı. Atalık Sarı Buğday'ın ekimini yaptırdılar Silifke'de. Hoş geldiniz. Şimdi burada benim oğlum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yasak çıktınız. Evet, salça daha önceden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllülük Biriminin gönüllü çalışmalarını yapıyorduk. Biliyorsunuz ben de bir gönüllüyüm. Sadece erdemli kalmıştı ve pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Bu toplantılar çok verimli oluyor. Kadınlarımız neler üretiyor, neler yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar veya yaptıklar şeyler üzerinde nasıl biz bir değerlendirme yapabiliriz konusunda yaptığımız karşılıklı konuşmalar güzel sonuçlar çıkarmamıza sebep oluyor. Daha önceki gönüllülük toplantılarında kadınlarımızın kadın üretici pazarı dilekleri vardı. Şu anda onun hayata geçmesi için gerekli çalışmaların sonuna geldi.